Ve bu geceki ilk konuğumuz Rıdvan Dilmen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olsun. Şükür kavuşturana. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını diliyoruz. Tabii. Amin, çok mersin. Senin de inşallah. Rıdvan bu akşam hasta hasta geldi. Çünkü bana daha önceden bir sözü vardı ve beni ekmişti. Aramıştım ama. 1-0 mağluptum. 1-0 mağluptun. Onun için bu sefer hasta hasta da olsa geldin. Çok geçmiş olsun. İyi misin? Her şey yerinde çok mi? Çok şükür. Sağlığımız yerinde. İyi bari. Şimdi demişsin ki sen en baştan... Grip dışında. Grip dışında tabii. Evet, o önemli değil. O gelip geçici bir şey. İlk önce annenden başlayacağım. Çünkü bir röportajında demişsin. Hoş bulduk. Rıdvan, peki bu arada bir şey söyleyeceğim. Her şeyi annemden konuşacağız değil mi? Ne istersen. Annemden başla. Eve misin? Konuş. Evet, çünkü Rıdvan'ın çok güzel hikayeleri var. İnşallah bizlerle paylaşacak bu gece. Gerçekten hiçbir yerde duymadığınız ve hiçbir şekilde başka hiçbir yerde görmediğiniz bir Rıdvan Dilmen'le karşı karşıya olacağınızı teminatını ben veriyorum. Hayır, niye annenle başlayacağım dedim. Çünkü annene de seni şikayet etmiştim ya. Doğru. Demişsin ki bir röportajında, Nazilli'de annesi top oynatan tek çocuktum. Doğru. Demişsin. Doğru. Nasıl başladın? Annenin bakış açısı neydi? Ya her insan annesini çok sever. Ama şu var, benim babam rahmetli olduğunda ben 11-12 yaşındaydım, annem de 36 yaşlarında filandı. Ve bizim çocukluğumuzda da niye top oynuyorsun diyordu anneler babalar Nazilli'de veya her yerde. Pek futbol rağbet görmüyordu. Ne zaman? Şimdi o zaman da çok fazla paralar yoktu herhalde. Şimdi futbolu, çocuk yoldayken futbolcu bak geliyor diyorlar şimdi. Para var diyorlar. O zamanlar aman top falan oynama diyorlardı. Annem de her gün o eşofmanlarını bir daha yıkar, git oyna derdi yani. Belki de iki abimin de futbolcu olması da bunu etkiliyordur ama nadir ailelerden, nadir annelerden bir tanesiydi. Peki senin o zaman hani o zaman da belliydi tabii ki yetenekli olduğun da kim seni keşfetti? Nasıl profesyonel olarak başladın? İlk nerede başladın? Şimdi 1978'de amatör kümede başladım. Nazilli'de, Sümerspor'da. 2 sezon oynadım. Daha sonra 25 futbol topu karşılığı. Bonservis ücreti olarak. Transfer oldun. Oldum. 25 futbol topuna mı? Muğla Spor'a transfer oldum. İşte Nazilli'de tabii İyi hocalarımız vardı. Osman Hoca, Mehmet Hoca falan diye kulaklarınızda şimdi. Kemal Dirikan diye benim hayatımın en önemli insanlarından bir tanesi. Futbol alanında da birincisi. Kemal Hoca. Muğla'da teknik direktördü. Hala Muğla Spor teknik direktördür. 29 yıldır yani. Sağ olsun. O orman mühendisinden sonra. Nazilli beni beğeniyor. Götürüyor gidiyor şeye. Muğla Spor'a götürdü. Hem amatör hem profesyonel takımda. O Nazilli de senin nereden nereye? Televizyondan. Çok futbol yok. Hayır. Televizyon mu? Hayır. Biz hatta senin görüntülerine şeyde, bakarken bir yok. Baktım siyah beyaz olacakmış. O zaman yayıncı kuruluşu yoktu. Televizyondan, yerel televizyondan. Sonra neyse bizi Kemal Hoca beğenmiş, götürdü. Hatta Muğla Spor Başkanı da Allah rahmet eylesin Sabri Dinçer demiş. Jokey mi getirdin, futbolcu mu getirdin demiş. O zaman benim tok karnı 51 kiloyum. İnanmıyor, evet, tok karnına. Bu 25 topu bunun için mi vereceğiz dedi. Demiş. Neyse sonuçta bizim Muğla Spor aldılar. Bir yıl orada oynadım. Ondan sonra Türkiye Amatör Şampiyonası'nda Bolu Spor o zamanlar şu andaki Kayseri Spor Kulübü'nde birinci ligde. Kaç yaşında ilk milli oldun? Futbolda. Basket. Evet, futbolda. 1981 yılında. 1980-81 yılında. Ha, 88. Yok değil. 81 yılında. Ya Rıdvan. Şimdi şöyle, ben amatör kümede oynuyordum Mayıs ayında. Kendimi bir anda Haziran ayında birinci ligde buldum. Şimdi tabii 18 yaşındayım. Hiç kim saha görmemişim. Bırak milli takımın yanından geçmişim. Amatör oyuncuyum. Rüyalarım takımı. İşte Fenerbahçe'de oynuyorum kendi kendime. Lise o zamanlar Fenerbahçe'de mi oynuyorsun? O zamanlar yani doğuştan hayal. Fenerli misin? Tabii, evet. Lise son sınıftayım. Sürekli kendimi şeyde oynatıyorum. Fenerbahçe formasıyla oynatıyorum. Ama hayal. Televizyonda, o zamanki siyah beyaz televizyonda diyelim ki renkliye dönmüştü. Böyle sakızlarda çıkan kart falan biriktiriyorum. Birdenbire beni birinci ligden Bolu Spor aldı. Sakızlarda çıkan ne kartı biriktiriyorsun? Futbolcu kartı. Futbolcu kartı. Fenerbahçe futbolcu. Fenerbahçeli futbolcu. Aha. Elde bayağı böyle duvara falan basıyor. Panon aynen, vardı yani. Aynen. Sonra 3 ay sonra Bolu Spor'a birinci lige transfer oldum. Bir hayaldi benim için. Sonra fikstür bir çekildi. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorum. Yani Mayıs ayında cikletleri biriktiriyorum. İşte Ağustos, Eylül neyse. Bu Fenerbahçe'ye karşı Ali Sami'yle maç oynayacağız. O zaman Yeniköy Karton Oteli vardı, hatırlarsın. Ben. Yaşın yeterli. Neyse Yeniköy Karton 10 yıl oldu, daha yıkılalı da o yüzden. Dedim. Rahatladı mı? Neyse, neyse hatırlamadım ama. Neyse maça bir hatıram hiç yok. Uyumadım ama maçtan önce. Bak ben vallahi hayallerimi takımla karşı oynayacağım. Fenerbahçe karşısına oynayacaksın. O gün de çok iyi oynadım. Ziya abi falan güzel yazılar yazdılar. Ve beni
Bir hafta sonra yine Ali Sami'nde Galatasaray'da oynuyorduk. O maçta da oynadım. Yine gol attım. Hemen benim milli takım aldılar. İlk milli Rusya'ya gittik. Rusya'da... İlk milli onu Rusya'ya gittiniz. İlk milli takım kadrosuna çağırdım. Yanımda da uçakta Rıza Çalınbay var. İlk defa da uçağa biniyorum. Kemeri şöyle bağlı. İnanmıyorum sana. Nasıl gidip geliyordu maçlara falan? Yok, Muğla Spor'da amatör takım en uzun seyahat 50 kilometre. Ankara'ya gidersek şampiyonaya otobüste gidiyorduk. İlçelere karşı oynadık. Sonra birdenbire... Peki ilk uçağa bindiğinde ne hissetti? Onda bir korktun. Çoğu her gün biniyormuş gibi davrandım yani. Baktım ama Rıza'ya kesiyordum. Çaktırmadım yani. Sonra... Ondan sonra bütün hayatım uçaklarda geçti. Öyle milli takıma seçildim. Profesyonelliğim ilk maçından sonra aslında milli takıma seçilmiştim. İlk seçildiğinde de gol attın mı? Yok, ben uzun süre milli takımlarda pek gol atmadım. Ümit milli takım, hiç genç milli olmadım ben. Daha sonra tam hatırlamıyorum sayısını ama 7-8 kere Ümit milli olduktan sonra A milli takıma seçildim. A milli takımda attım gol. Sana en çok keyif veren maçlar hangileri? Derbi maçlar mı, yoksa her maçta aynı heyecanı hissediyor musun? Biz klimayı kapatalım da yazık, hasta adamcağız şey olmasın. Valla ben futbolda hem profesyonel... Şimdi ben şöyle tarif ediyorum futbolcuyu, her zaman da söylerim bunu. Şimdi bir meslek düşünün. Muhtemelen siz de çok severek yapıyorsunuz ama çok nadir meslektir. Hem hobinizdir hem de profesyonel olarak para kazanırsınız, futbol oynarsınız. Ben tabii hem milli takımda oynarken, oynadığım her kulüpte, amatör kulüpte zevk aldım. Şu anda top oynarken de zevk alıyorum. Yani zaten çoğu oyuncu da top oynarken aklına para, pul hiçbir şey getirmez. Bir saniye, bir dakika, Alişan arıyor beni ama kendi cebimden arıyor. Ali Bey, yayındayım. Sizi arayacağız şimdi. Tamam, Rıdvan konuğum, şu anda yayındayız. Arayacaklar, rejiden bağlayacağız sizi. Ali Bey de telefonu açmasan ola. Daha önce de böyle şey vardı. Deniz Seki varken Hüsnü Şenlendirici aramış. Baktım yanımda telefon çalıyor. Meğersem Deniz'e bir şey söyleyecekmiş o da. Güzel. Böyle güzel şeyler program oluyor bizde yani. Her şey doğaçlama gidiyor bizde. Sen de öylesin zaten. Ben de öyleyim. Öteki türlü öyle kasılmayı falan sevmiyorum. Her maçta aynı keyfi mi aldın? Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün oyuncular aslında öyledir. Ama tabii derbiler farklı oluyor. Yani şimdi kulüplerin mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'a bakışı çok farklı. Veya Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye. O yüzden de o maçlara hazırlanışın farklı oluyor tabii.